kanalımızdaki rüyaları yorumluyorum. TGK. Doğum halde evi ve öğretmen olan bir arkadaşımla rüyamda sevgili olduğumu gördüm. Konsere çıkıp bağlama çaldı. Çok güzel birdi vesaire vesaire demiş. Sizin özel hayatınızla ilgili çözmek istediğiniz noktalarınız var. TGK. Bunların hepsi çözülecek. İlişkiniz yoksa çok iyi bir ilişki. Eğer bir ev sorununuz var, bunu da çözeceksiniz. Aslında devletle ilgili beklediğiniz yenilikler var. Bunlar hayırlı ve aydınlık olacak gözüküyor. Ve belki de çocuğunuz var. Çocuklarınızla ilgili, gelecekle ilgili ne niyetiniz varsa feda edecek. Sema Kaya. Emine Hanım, ben Sema Kaya. 1 Nisan 1979 doğumluyum. Eski erkek arkadaşımın babasını gördüm. Bize gelmiş. Onlar servis yapıyordum. İlişki, yeni bir ilişki. Erken açma, güzellik ve yeni şeyler olacak. Ve de yeni bir iş beklentiniz var. Hayırlı olacak diyorum. Dilek Öztürk. Rüyamda deveye benzer bir ama köpek gördüm. Çok iri korkunç bir köpekti. Köpek dostlarınızla ilgili gideceğiniz seyahati ve evliyseniz evliliğinizle ilgili muradınız ve çocuk sevinci yaşayacağınız gözüküyor. Sibel Kara, rüyamda sevgilim bana evlenmeye teklif etti. Anam seni sevgilim bırakmasın yanlışlıkla. Rüya bunu gösteriyor. Sevgilinizle aranızda sıkıntılar var. Dikkat diyorum. Hafize. Ben Hafize, 1979 doğumluyum. Rüyamda bir piton yılan görüyorum. Çok korkuyorum. Kafası insan kafasında. O yılanın başı paradır, bolluktur, berekettir, silah güçtür. Ama siz rızkınızı öldürmüşsünüz. Ailevi bazı mal problemleriniz var. Sonu aydınlığa kavuşacak. Ufuk ufuk. Emine Hanım, rüyamda yabancı bir bayan iki kez defa öptürüyor bana. Elini iki de. 74 doğumluyum. Koç burcuyum. Yolun. İşinizle ilgili büyük bir aydınlık var. Bir kadından çok büyük aydınlık ve ferah alacaksınız. Çok güzel yeniliklere başlayacaksınız. Emine Hanım, Murat güzel. Rüyamda bebek emzirdiğimi gördüm. Sütüm beyazdı. Cansu güzel. Hayatım sana da güzel bir evlilik, güzel bir hayat ve güzel bir iş ya da kariyerinle ilgili yapmak istediğin her şeyin aydınlık olacak. Kevser Oğur. Emine Hanım, ben rüyamda arkadaşımın evinde meyve tabağı hazırlayıp ikram yapıyordum. Eve götürdüm, meyveyi verdiğimi gördüm. Yorumlar mısın? Meyve bereketi temsil eder ama evinize hırsız ya da hırsız girebilir. Dikkat diyorum. Sema Polat, 79 doğumluyum. Rüyamda uyurken uyanıyorum ve gözlerimi açıyorum, bulanık görüyorum. Balkona çıkıp eşimin geldiğini görüyorum. Eve giriyor, siyah. Ev değiştirme, ev alma, araba ve yeni oluşum. İki kız çocuğu melek olduklarını, çocuklarınız ve çocukla ilgili ne muradınız varsa gerçekleşecek. Ve evinizde güzel bir aydınlığa kavuşma. Sema Ünver, Emine abla, ben rüyamda ölmüş anneanneme sarılıp, sarılıp ağlamak sıkıntıdır yavrum. Biraz kariyerin ya da kariyer hayatınla ilgili yapman gereken yenilikler var. Bunlara konsantre olacaksın. Müjdet Öz Yazgan, 20 Ağustos 81 erkek arkadaşımla baklava, yemek ve pasta yiyoruz. Ya baklava sıkıntıdır, problemdir. İş ve ya da yeniliklerle ilgili yaşayacağınız zarar ve maddi kayıptır. Rukiye Çuvalı, bir türlü, her türlü renk. Renk, şans oyunu ve şanslarla alakalı yapacağımız güzel bir parayı temsil eder. Özgür Han Gişi. Annemin ağzında rüyasını yazıyorum. Rüyamda akşam yemeği yiyoruz. Masanın üstünde oğlum. Ben oğlumuzun gelecek hayatıyla ilgili çok büyük parlaklık. Cumhurbaşkanı'nın kızının rüyasında devletle ilgili beklediğiniz yenilik ve yenilenmesi gereken süreçler var. Çok rüya yoğun ama siz ne istiyorsanız, lavaş ekmeği bolluktur, berekettir, miraslı işleri temsil eder. Ama çocuğunuzla ilgili, eşinizle ilgili bazı problemler var ama çocuğunuzla ilgili çok güzel bir hayat olacak, endişe etmeyin lütfen. Güldal Savoğlu, rüyamda ince çorabınızın kaçtı. İnce çorap kaçma nedir ya? O nedir ya? Neyse, ayak valizlerinizle ilgili sıkıntı olabilir. Dikkat diyorum. Emine Hanım, dişlerim bembeyaz ve hepsi takılan diş oluyor. Yeni çıkartılıp tek tek yerleştiriyorum. İşinizle ilgili iftira ve gereksiz olaylar yaşayacaksınız. Biraz sanatçısal yönleriniz var. Bunların üzerine konsantre olun. Boğa burcum Ceyhan Erdoğan, 8 yaşında oğlumu gördüm. Yatıp uyumak üzereydi. Oğlunuzun matematik zekası çok ön planda, biraz babayla ilgili dengesizlikleri var. Sizin de ev hayatınızla alakalı oluşması gereken süreçleriniz var. Eviniz her zaman bolluk ve bereketli olacak ama sizin en önemli şeyiniz çocuklarınızla ilgili korkularınız var. Bunları lütfen yenin. Evet, bu hafta Elif Demir'i de yorumluyorum. Emine Hanım, akrep yükselim oğlak. 78 tek başıma ikiz bebek doğurdum. İkiz
biri kız biri erkek onları emzirdim. İş, kariyer, özel hayatla ilgili verimlilik ne istiyorsanız gerçekleşecek. Panik yapmanızı istemiyorum. Gelecekte maddi, manevi her şeye sahip olacağız. Bu haftalık yorumlarda bu kadar. Haftaya hissettiklerimi yorumlarım. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.